Kandiller buradaymış. Sanskar? Neredeydin sen? Ne zamandır seni arıyordum. Fabrikaya gelemediğim Önemli için değil. Özür dilerim. Annem trafikte kaldığını söyledi. Aa. Sana yardım etmeye geldim. Otur. Hayır Sanskar. Ben trafikte kalmadım. Aslında Ragini benden Lakşya'yla konuşmam için çiftlik evine gitmemi istedi. Moralini düzeltmemi istedi. Ragini'nin oraya gidip onunla zaman geçirmesi için. Özür dilerim. Önemli değil. İşçiler hediyelerle primlerine çok sevindiler. Bir dahaki sefere tanışırsın. Gerçekten bana kızmadın mı? Bak Sanskar, 20'si ile 25'i arasında burada olmayacağım. Neden? Nereye gidiyorsun? Banaras'a gidiyorum. Müzik okulundaki öğretmenimi görmeye. Hayır. Ne hayırı? Gidersen ben nasıl yaşarım? Sanskar dikkat et. Saçını yakacaktın. Bak. Yaşayamıyorum. Sen burada olmazsan beni kim kurtaracak? Aman Sanskar. Bak, bütün kandiller yanıyor. Sen git yata artık. Hadi. İyi geceler. Sanskar. Baksana, Molly'ye öyle bir bağlamışsın ki gitmeni istemiyor. Sana ne oldu Sanskar? Diwali bir fırsat. Ondan. Öyle mi? Başka? Bu arada eğer istersen... Seninle Banaras'a gelebilirim. Ayrıca otobüs, tren veya arabayla gitmek istersen de hiç sorun etmem. Eğer bir oda tutarsan yanında bir oda tutabilirim. Sen müzik öğretmenine giderken ben de Ganga Ghat'la seni beklerim. Ne dersin? Sonra akşam birlikte şenliklere katılırız ve sonra şehir turu yapıp yöresel yemekler yeriz. İstersen sonraki gün Allahabad'a gidebiliriz. Triveni Sangam'ı görürüz. Çok eğleniriz Sıvara. Ve söz veriyorum, benimle asla sıkılmazsın. Ve seni hiç rahatsız etmem. Ne istersen yapabilirsin. Üzgünüm Sanskar. Bir dahaki sefere. Çünkü ben Ragini ile gidiyorum. Yalnız gitmemizi istedi. Anlayacağın kardeş gezisi. Bir başkası gelemez. Üzgünüm. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Sanskar. Üzgünüm. Ama telafi etmen gerek. İyi geceler. Efendim, kurye. Peki. Ragini? Ne oldu? Başıma ağrı girdi. Ne oldu anlamadım. Hayır, sen otur. Ben alırım. Evet.
Size zarf getirdim. Lakşya Maheshwari ve Sanskar Maheshwari için. Nereye imzalayacağım? Yenge, Sanskar'a zarf geldi. Svara'ya söylerdim ama o mahalleye gitti. Oğluma zarfını tek Svara mı götürebilir? Ölmedim ben daha. Oğlumun zarfını ben götürürüm. Annesiyim ben onun. O bir şey değil. Dediğine bak. Sorarım şimdi ben. Mutlu ol. Üzgünüm babaanne. Baba, özür dilerim. Dün beni görmeye gelmişsiniz ama evde değildim. Sizi göremedim. Önemli değil Şana. Dün görüşemediysek bugün görüştük. Hı? Bu yüzden geldim. Çok iyi ettin. Al. Diwali hediyen. Teşekkür ederim anne. Hadi ama. Hediye verip duracak mıyız? Tatlıyı getir. Ona özel yapmıştım. Tamamen unutmuşum. Hemen getiriyorum. Svara, sen benimle gel. Seninle konuşmak istiyorum. Peki. Svara. Efendim? Evde her şey yolunda mı? Ne? Anlayamadım. Yani sen Lakşya ile Sanskar arasında... Babaanne... Sen de mi? Benimle gel. Belki de benim için Diwali hediyesidir. Ama açmamam gerekiyor. Bu ev tapusu. Abla! Hiç iyi olmadı. Abla! Abla! O Svara'yı mahvetmek gerek. Ne oldu Sujata? Doğru söylüyorum abla. O kız var ya, oğluma kara büyü yaptı kesin. Ne oldu? Sen onu söyle. Ay ne diyeyim abla, baksana şuna. Baksana abla. SVS, oğlum Svara için pırlanta bir kolye almış. Sanskar, Svara. Ay bu bir şey değil abla. Şuna bir bak. Bak abla bak. Oğlum Svara için bir ev satın almış abla. Ben bittim. Oğlumu tamamen elimden aldı abla. Ne yapacağım şimdi? Abla, Lakşya'ya da bir zarf gelmişti. Açtın mı onu? Hayır. Açsana abla, içindekine bir bakalım hadi. Ben açarım, sen bekle. Ama... Hayır abla, bu yanlış değil. Neymiş? Abla, iki uçak bileti var burada. Manali için. Bunda ne var? Abla, şuna bir bak. Lakşya ve Svara Maheshwari adına 5 yıldızlı. Otelde balayı suiti tutmuş. Ben buna sessiz kalamam abla. Buna tahammül edemem. Sanskar, hemen buraya geliyorsun. Hayır, çok acil. Hemen gel buraya. Lakşya, hemen eve gel.
Hayır, akşama kadar bekleyemem Lakşya. Hemen gel. Hemen gel. Tamam mı? Biliyordum. Zarf geldiği anda yengem içine baktı. Ben ne istiyorsam onu yaptı. Sen bana büyük bir yanlış yaptın Sıvara. Bana bunu yapmayacaktın. Babaanne, öyle bir şey yok. Onlar benim iyi arkadaşlarım. Bak kızım. Senin için arkadaş olabilirler ama onlar da seni arkadaş gibi mi görüyor? Bak. Sanskar senin için Karvaçut orucu tuttu. Bu neyi kanıtlıyor peki? Seni sevdiğini. Lakşya'nın gözleri hala seni unutamadığını gösteriyor kızım. Ben Ragini için oradayım babaanne. Ayrıca Lakşya bana açıkça söyledi. Aramızda arkadaşlıktan başka bir ilişki olamaz. Sanskar'la benim aramda da bir şey yok. Ayrı odalarda kalıyoruz onunla. Hem biz onunla boşanacağız. O zaman nedenle hala onunla boşanmadığınızı söyler misin? Size ne oldu babaanne? Bir şey mi oldu? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yani o gün annemle yengemdi. Bak Sıvara. Eğer herkes sana aynı soruyu soruyorsa o zaman ortada bir sorun var demektir. Babaanne. Düşündüğünüz gibi bir şey ortada yok. Ve asla olmayacak. Benim için endişelenmene gerek yok artık. Peki. Senin sözün benim için yeterli. Ama neden aklında böyle bir soru vardı babaanne? Bu S ve S nedir? Bunun anlamı Sanskar ve Sıvara değil mi? Hayır anne, öyle bir şey yok. Sıvara Ragini için burada. Sanskar neden Sıvara'ya hediye alsın ki? Bu hiç kimseyi ilgilendirmez Lakşya. Sıvara ile Sanskar'ın arasında bir şey olmalı. Bu yüzden bunu yapmış olmalı. Peki sen bana şunu söyle. Herkes kolye alabilir. Ama ev, kimse birine boş yere ev alır mı sence? Anne, öyle bir şey olmadı. Sıvara ve Lakşya'nın Manali'ye gitmeleri, o da yalan. Yalan değil Sanskar, gerçek. Şuraya bir bak. Bay Lakşya Maheshwari ve Bayan Sıvara Maheshwari. Sen okuduğunu anlamıyor musun yoksa ha? Sen anlamayabilirsin ama o eski aşığına dönmüş işte. Bir de Lakşya'nın kardeşin olduğunu düşünüyorsun. Sıvara bana kendisi söyledi. Ragini ile birlikte Banaras'a gidiyorlar. O kız sana yalan söylemiş anne, oldu. Anne lütfen, Lakşya ve Sıvara sadece arkadaş. Hayır. Kimse arkadaşına böyle bir kolye ve bir ev almaz. Ve bu kolyeyi kuyumcuya sipariş vererek yaptırdığı da ortada. Lütfen hayatıma geri dön Sıvara. Evliliğimizi bozma. Benim karım o. Yirmi ile 25 arası. Bak Sanskar, 20'si ile 25'i arasında burada yokum. Banaras'a gidiyorum, müzik okulundaki öğretmenimi görmeye. Şimdi anladın mı beni oğlum ha? O kız ikinizi de kandırıyor işte. Aynı anda, ikiniz de birlikte. Ay aman, söylemeye dilim bile varmıyor.
Çok iyi abi. İyi oynadın. Tüm ailenin önünde Sıvara sadece arkadaşım demiştin. Başka bir şeyin değildi. Ama arkamdan ona pahalı bir hediye aldın. S ve S. Sıvara ve Sanskar. Vay canım. Kes Lucky, ne saçmalıyorsun? Sen beni neyle suçluyorsun he? Sen de Sıvara ile sadece arkadaş olduğunuzu söylemiştin değil mi? Peki nasıl bir arkadaş bu? Manali'ye bilet alıp birlikte gezi ayarlayan mı? Kes saçmalamayı Sanskar. Ben bilet falan almadım. Kendi hatanı örtmek için beni suçlaması. Lakşia! Bağırma! Yoksa ben de bağırırım. Eminim büyük bir yalancısınız. Daha önce de Sıvara ile ilgili yalan söylemiştin. Evet. Bana Sıvara'yı sevmediğini söylemiştin. Ama sarhoşken ona aşkı ilan ettin. Sonra da onu sevdiğini söyledin. Sonra Sıvara'nın seni sevmesini beklemediğini söyledin. Seninle konuşulmuyor. Öyle mi? O zaman bana yaptığın harika planı anlatsana. Madem ondan bir ümidin yoktu, o hediyeyi neden aldın? Ne planlıyordun? Ne oldu söyle. Sustun. Söyle. Karını evliliğe zorlamak için ona bir de ev aldın. Öyle değil mi? Söyler misin? Tapusu da burada. ...2804 Aliport Kulesi. Çadırda yeterince baş başa kalamadınız mı? Ona aşkını göstermek için bu evi aldın. Lakşia! Beni suçlamadan önce bir kendine bak. Eğer unuttuysan ben sana hatırlatayım. Sıvara'ya çiftlik evinde ne demiştin? Sadece arkadaş olacağınızı. Ve Ragini ile evliliğinize bir şans daha vereceğim. Ama bu yalanmış değil mi? Nasıl bir arkadaş Manili'ye gezi düzenler ve bir de balayı suite ayarlar söyler misin? Saçmalamayı kes Sanskar. Ben bilet veya otel ayarlamadım. Ben de ona ev almadım. Kolye de almadım Lakşia. Biliyor musun? Senin için çok kötü. Ne dedin sen? Benim değil, asıl senin için kötü. Kes saçmalamayı Lakşia. Bana bak sen. Yeter! Baksana anneciğim. Nasıl kavga ediyorlar? Sanskar! Lakşia! Ayrılın! Ne oluyor ikinize? Delirdiniz mi siz? Bir kız için birbirinizi mi öldüreceksiniz ha? Kız buna değmez ayrıca. İkinizi de parmağında oynatıyor. Çiftlik evinde Lakşia ile birlikteyken geceleri Sanskar'ın odasında. Sıvara'nın hiçbir hatası yok. Burada bütün hata Lakşia. Çünkü Sıvara'yı elde etmeye çalışıyor. Ve eminim, Sıvara'nın bunlardan haberi bile yoktur. Tıpkı aldığın kolye ile o evi de bilmediği gibi mi? Bir dakika Lakşia. Bir terslik var. Eğer sen bu biletle oteli ayarlamadıysan, ben de o altın pırlanta kolye ile bu evi almadıysam, bunu kim yaptı? Sıvara'dan başka kim yapacak oğlum? Yalan söylüyor işte. Hepsini o yaptı. Asıl sen yalan söylüyorsun. Çünkü Sıvara'nın asla hayatına dönmeyeceğini adın gibi biliyorsun. İşte bu yüzden bunları yapıyorsun. Onu elde etme. Bak Sanskar, saçmalamayı kes artık. Yeter. Yetti kavganız.
Artık kavga etmeyeceksiniz. Bütün bu kavgalar o kız yüzünden oluyor. Bütün bunların cevabını Sıvara verecek. Sıvara'yı çağırın. Herkes 20'siyle 25'i arasındaki gezini yanlış anladı. Yanlış anlamadık biz Sanskar. Neden rahat durmuyorsun sen? İkisine de kendin için bir şeyler aldırmışsın. Baksana şuna. Açıkça yazıyor işte. Bay Lakşya ve Bayan Sıvara Maheşvari. 20-25 Manali. Yine ama de... o kağıttakiler yalan anne. Kağıtta yazanların hepsi doğru Sanskar. Asıl yalancı olan işte bu kız. 20 ile 25'i arasında gidecekmiş işte. Ama anne aması bak... Aması falan yok. Bu kıza çok güvenmiştim. Asla yalan söylemez demiştim. Bu yüzden bana Lakşya'ya sadece arkadaş olduğunu söylediğinde ona inanmıştım. Hayır abla, bu zamanda arkadaşlık kalmadı. Bunlar rezilliklerini böyle saklıyorlar işte. Bu kız iki oğlumuzu da almış, bir güzel parmağında oynatıyor işte. Sen ne dediğinin farkında mısın anne? Ne oluyor Sıvara? Sanskar'la arkadaş olduğunuzu söylemiştin. Ve sadece Ragini için burada kaldın. O zaman bu olanlar ne? Hayır Lakşya. Sen Sıvara'ya bir şey soramazsın. Sıvara Sanskar'ın karısı. Ona hesap sorma hakkı sadece Sanskar'ındır. Ne kocası be abla? Bu kız kocasının kardeşiyle geziye çıkmayı planlamış resmen. Bu nasıl iş böyle? Anne lütfen. Sen sus. Sana sormadım. Hemen söyleyeceksin bana. Madem Lakşya'yı bu kadar seviyordun, onunla birlikte olmayı istiyordun, neden benim oğlumu bırakmadın? Cevap ver Sıvara. Sana bir şey soruldu. Ve eğer bana bir cevabın yoksa... Nereye gidiyorsun? Sana sorduğum şeye cevap ver. Peki neden kimseye gerçeği söyleyemiyorum? Çünkü Sıvara, eğer onlara gerçeği söylersek... bize hemen geri dönmemizi söylerlerdi. Burada kalırsan çok sevinirim. Kalacak mısın Sıvara? Gitme. Sıvara, siz burada oturup rahatça konuşun. Ben dışarıda bekleyeceğim. Biliyor musun, Sanskar buraya geldi ama gitti. Lakşya ile senin kahkahalarınızı duyunca... Tören tepsim nerede? Teşekkür ederim. Mutlu Divaliler. Sıvara lütfen, lütfen, lütfen ben gelmeden gitme. Hemen geliyorum. Lütfen beni bekle. Sıvara, annemle yengem burada olduğunu görmemeliler. Çünkü Lakşya buraya yalnız geleceğini söylemişti. Sıvara nereye gidiyorsun? Söylediklerimizi duymazdan gelemezsin. Sıvara cevap vermen gerekiyor. Bu kız neye cevap verecek Lakşya?
Artık kaçacak bir yeri de kalmadı işte. Bu kızın yaptığı kötülükler yüzünden zavallı Ragini de kötü etkileniyor. Bıraksan kim bilir başka neler yapar bu. Anne! Boşuna bağırma bana. Baksana, zavallı kardeşi onun yüzünden her şeyini kaybedecekti resmen. Zavallı kız hasta ama hala görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Zavallı Ragini sürekli ağlayıp duruyor ama kocası ve kardeşinin arasına asla girmiyor. Neden? Çünkü Ragini hala Lakşa'yı seviyor. Sen... Neden? Bana bak, delirdin mi sen? Bütün sorularınızın cevabını bu kız verecek. Daha önce anlamam gerekirdi. Annemle yengem bana Lakşa ve Sanskar'la aramda ne olduğunu sordukları zaman anlamalıydım. Hepsini senin yaptığını anlamalıydım. Sen bütün kötülüklerin başısın. Ben ne yaptım ki? Kes Ragini! Kes artık sesini. İyi ki bugün annemle babamın evine gitmişim. Yoksa gerçekleri öğrenemeyecektim. Babaannem de bana aynı soruyu sormasaydı... ...ne dolaplar çevirdiğini anlayamayacaktım. Alo? Evet, ben Svara Maheshvari'ni. Anlamadım. Takı siparişi mi? Hayır, ben bir sipariş vermedim. Kim aradı sizi? Kuyumcu bana kolyeden bahsetti. Ben de dost doğru kuyumcuya gittim. Kendisine sipariş vermediğimi söyledim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bir kızın benim adımı arayıp sipariş verdiğini. O kızın sadece sesini duymuşlardı ama arayan ben miydim bilmiyorlardı. Geriye biletler kaldı. Oradan da doğruca seyahat acentesine gittim. Her zaman biletlerimizi aldığımız yere yani. Yirmi beş arası. Sen bana ne demiştin? Bana Ras'a gidip dua edecektin değil mi? Benim de gelmemeyi istedin. Svara doğru söylüyor. Ragini ile birlikte Banaras'a gidecektim. Evet Sanskar. Bana da böyle söyledi. Ama aslında Banaras'a değil Lakşia ile... Manali'ye gidiyormuşum meğer. Ben Banaras'a gidecektim. Dua etmek için. Ama benimle geleceğini söyleyerek aslında Lakşa ile Manali'ye gideceğini bilmiyordum. Kes Ragini! Artık şu sesini kes. Yalan söyleme. Biz asla Manali'ye gitmeyecektik. Gerçek bu.
Hepsi senin planındı. Acente de öyle söyledi. Onu da üstelik benim adıma aramış. İnanabiliyor musunuz benim adıma? Lakşya ve benim adıma Manali'ye bilet almış. İki telefonu da ben etmemişsem. Hepsini senin yaptığın ortada Ragini. Ben hiç... Şunu anlayalım. Senin dediğine göre kuyumcuyu ve acenteyi Ragini aradı. Peki ya şu Sanskar'la birlikte aldığınız ev? Ben ev falan almadım. Sen sus artık. Sen almadıysan Sıbar almış olabilir. Evin belgeleri nerede? Yenge, tapu. Evi ben aldığıma göre üstünde benim imzam olmalı değil mi? Sahte imzalar. Ben adımı bu şekilde imzalamam. Bu imzaları Ragini'nin attığı İmza ortada. Değil, baş harfler. Nereden biliyorsun Ragini? Sen mi yaptın? Çünkü ağlayarak çıkardığın olaylarla annemle yengemi bana karşı doldururken... imzalara bakma zamanın olmadı tabii. Burada sadece baş harfler olduğunu nereden biliyorsun? Ha? Yeter artık Sıvara. Hayır yenge. Hata bende. Hepiniz bana demiştiniz. Ona güvenme demiştiniz. O güvenilmeye layık değil demiştiniz. Ama hayır. Kardeşime olan sevgim gözlerimi kör etmiş benim. Bu yüzden yine ona güvendim. Sırf güvenmekle de kalmadım. Herkes ona güvensin, affetsin, bir şans versin diye ne kadar uğraştım ben. Bugün ne kadar yanıldığımı anladım. Pisliksin sen. Senden iğreniyorum. Yeter artık Sıvara. Bu kız hasta. Ya yine hasta olursa? Ona bir şey olmaz yenge. O gayet iyi. Karvaçot günü hafızası geri geldi. Ama o gün de yine bunu size söylemek istemedim. Bir yalan daha. Sıvara yalan söylemiyor. Bu durumu Lakşya ve ben de biliyoruz. Ragini'nin hafızası geri geldi. Artık Lakşya'nın çok haklı olduğunu düşünüyorum. Bu kız hiç hafızasını kaybetmedi. Bu eve dönebilmek için... numara yaptı sadece. Neden böyle büyük şeyleri sakladığını söyle. Neden? Anne, hatalarımı affettirmek istiyordum. Aşktan gözüm kör halde Sıvara'dan aldıklarımı ona geri verecektim. Sıvara'yla Lakşya'yı birleştirecek. Yalan söyleme Ragini. Lakşya'nın hayatına geri dönemeyeceğimi sen çok iyi biliyorsun. Sana söylemiştim. Doğruyu söyle Ragini. Bu defa bunları adımı lekelemek için yaptın değil mi? Herkesin gözünden düşmemi istedin sen. Beni herkese rezil etmek istedin öyle değil mi?
Bana karaktersiz dedirtmek istedin değil mi? Bunları yapmak için de Sanskar ve Lakshya ile aramda bir şey olduğunu yaydın. Ben bugüne kadar senin için savaşmıştım. Herkese karşı senin arkanda durmuştum. Seni yine iki ailenin bir parçası yaptım Ragini. Lakshya'yı sana bir şans vermesi için ikna bile ettim ben. Ama biliyor musun? Lakshya çok haklıymış. Sen sevilmeye layık değilsin. Bir daha Lakshya'nın hayatına girmene izin vermeyeceğim. Biliyordum Svara. Lakshya ve benim kavuşmamızı istemiyorsun. Çünkü Lakshya'yı kendine istiyorsun. Yeter artık saçmalamayı Ragini. Bu saçmalık değil, gerçek Svara. Lakshya ile kavuşmanız için çok uğraştım. Ama sen hep inkar ettin. Ben sana kaç kere Lakshya'yı kabul ettim. Sen söyle Lakshya. Bunu ona söylemedin mi? Ama sen her seferinde reddettin. Çünkü herkesin gözünde yücelmek istedin. Ama aslında arkamdan Lakshya'yı ele geçirmeye çalışıyordum. Yine. Yeter Ragini, kes artık. Susmazsam ne yapacaksın? Vuracak mısın? Vursana. Sana vurmama hiç gerek yok Ragini. Çünkü içindeki öfke ve nefret senin hayatını çoktan karartmış halde. Eskiden tanıdığım Ragini çoktan ölmüş. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Kardeşim olduğunu söylemekten bile utanıyorum. Sırf ben değil, bu evdeki kimse seni istemiyor. Senden nefret ediyorlar. Herkes mecburen sana tahammül ediyordu. Gerçekler ortaya çıktığına göre defol git buradan. Çık git hayatlarımızdan artık. Sen buradaki kimsenin sevgisini hak etmiyorsun Ragini. Çünkü sen sadece kendini seviyorsun. Lakshya'yı da değil. Bu evde senin gibi bir insana yer yok. Defol buradan. Yeter artık Svara, yeter. Hayır yenge. Benim yaptığım hatayı yapma. Bu defa hata yapmıyorum ben Svara. Ne sanıyorsun? Bilip bilmeden seni suçladığımı mı? Ve Ragini'nin masum olduğunu söylediğimi mi? Hayır Svara. Yaptığım araştırmadan sonra benim vardığım sonuç Ragini'nin masum olduğu. O gün çiftlik evinde Sujata ve ben kendi gözlerimizle gördük. Sen içeride Lakshya ile birlikteydin. Ve Ragini'yi dışarıda bekletiyordun. Evet yenge. Çünkü Ragini yalnız kalmamızı istediği için dışarı çıktı. Evet anne, o kendi isteğiyle çıktı. Başka ne yapabilirdi ki? Kendi kız kardeşi kocasını elinden alırken ne yapabilirdi? Eğer Lakshya ile birlikte olmak istemiyorsan onu dışarı yollamazdın. Neden yolladın? Her zaman sadece kendi istediğin gibi davranıyorsun. Bu defa da yapsaydın yollamasaydın Ragini'yi. Ama bunu yapmadın. Çünkü Lakshya ile yalnız kalmak istedi. Tabii ki abla. Ragini'yi öyle bir duruma soktu ki hepimiz ondan şüphelenmeye başladık. Burada bütün hata Svara'da abla. Ragini'de değil. Bu kız hatalı.
Ya bu sabah ha? Ona ne açıklama yapacaksın? Puja Tepsim Lakşya'nın odasına gitmiş anne. Bunu da Ragini'nin yaptığından eminim. Onu gördün mü peki? Hayır ama... Evet, tepsi benim odamdaydı. Tepsiyi Ragini'nin getirdiğini gördün mü? Görmedim ama onun getirdiğinden eminim. Delilin olmadan hiçbir şeyden emin olamazsın. Kimseye böyle güvenemezsin. Geriye kuyumcuyla acente kalıyor. Bütün bunları da sen yapmış olabilirsin. Yenge, ben... Evet Sıvara, hepsini de sen yapmış olabilirsin. Ve yalan söyleyip tüm suçu Ragini'nin üstüne atıyorsun. İmzalara gelince de evrakların hepsi burada. Onları görmüş olabilir. Bir dakika anne. Kurye geldiği zaman Ragini buradaydı ama... zarfları açtığınız zaman Ragini yanınızda yoktu. Sonrasında Lucky ve beni arayıp buraya çağırdınız değil mi? O zamandan beri de konuşuyoruz. Peki söyler misiniz? Ragini ne zaman evrakları gördü? Ne fark eder ki Sanskar? Evraklar buradayken görmüş olabilir. Bir şekilde göz atmıştır. Hayır yenge. Benim yüzümden ona bağırmayın. Ben bunun açıklamasını yapmadım. Gördün mü? Her zamanki gibi yine numara yapıyor bu yenge, anlamıyor musunuz? Artık bütün şüphelerim netleşti. Bunların hepsini sen yaptın. Ama daha fazla numara yapamayacaksın. Yeter Sıvara. Söylediklerinden benden nefret ettiğini anlıyorum. Nefret değil. Çok nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Sana kardeşim demeye utanıyorum. İnsanın senin gibi kardeşi olacağına hiç olmasın daha iyi. Bugünden itibaren Svara'nın bir kız kardeşi yok. Ve Ragini bir daha asla kardeş olmayacak. Durdursana onu. Artık olmaz. Ragini! Ragini yüzünden çok acı çektik. Bundan sonra ona karşı içimde hiç sevgi kalmadı. Bunu yapmamalıydın Sıvara. Hem de bugün. Uğursuzluk bu. Ya bana attığı iftiralar ne olacak yenge? Onlar hata değil mi? Bundan sonra Ragini'yi durdurmam. Ve onu aramam. Mahalleye gidiyorum. Her şey mahvoldu abla. Bu iki kardeş yine ailenin mutluluğunu bozdular.
Ragini ne yaptıysa kocasını sevdiği için yaptı. Ama Svara... İki oğlumuzla da arası iyiymiş. İki oğlumuz da onu sevdiği için biz bunu görememişiz. Amca! Amca! Avda istasyonunun yanındaki markette tüpler patlamış. Ne? Evet. Bir sürü insan ölmüş ve bir sürü insan yaralanmış. Ama Ragini nereye gitti? Peki mahalleye varmış mı? Biri onu arayıp sorsun. Ne durumda olduğunu öğrenelim. Ragini mahallede değil. Haberleri açıp tam olarak nerede ne olduğunu görelim bir. Belki endişelenecek bir şey yoktur. Svara, sen konuşma. Senin endişelenmene gerek yok. Bugün konuşmasaydın, Ragini evi terk edip gitmeyecekti. Yenge, o sırada söylediğim her şeyi öfkeyle söyledim. Ama bu asla kardeşimi düşünmediğim anlamına da gelmiyor. O benim kardeşimdi ve hala kardeşim. Ragini'den haber var mı? Yok. Çıkıp onu arayalım. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim size. Bizim ilişkimiz güvene dayalı Svara. Sana inandığımı zaten söyledim. Ragini'nin hatalı olduğunu da. Neyse. Yine de onu bulmamız gerekiyor. Ben demir yoluna gideceğim. Ben mabede doğru gideceğim. Ben de pazara gideceğim. 5 saat geçti. Ragini hala eve gelmedi. Adarş. Benimle gel. Peki. Her yere baktık ama Ragini'yi bulamadık. Bay Şekar arıyor baba. Alo, Bay Şekar? Hayır, Ragini nerede bilmiyoruz. Peki. Tamam, tamam gelin. Peki komiser bey. Yarın sizinle konuşuruz. Polis 24 saatten önce kayıp ihbarı yapamayacağımızı söyledi. Ragini'nin kayıp ihbarını yapabilmek için yarına kadar beklememiz gerekiyor. Svara, neler oluyor?
Ragini'nin hafızası geri gelmiş. İkiniz büyük bir kavga etmişsiniz. Ama hiçbirini bana söylemeye gerek görmedin mi? Bunları sorma zamanı değil. Ragini döndüğü zaman bunları ona sorarsın. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamamaktadır. Lütfen... Telefonu da kapalı. Sürekli arıyorum ama ulaşamıyorum. Ben her yerde onu aradım. Onu pazara giderken görmüştüm. Ama ben gittiğimde Ragini gitmişti. Nereye gidebilir? Kimse gittiği yeri görmemiş mi? Var amca. Evet, Ragini'yi gören biri var. Pazardaki bir satıcı Ragini'nin telefon kulübesine doğru gittiğini görmüş. O bölgede kameralar vardı. Ben de kayıtları aldım. Gelin bir bakalım. O zaman pazardaymış. Ragini! Ragini! Nereye gitti? Ama... Bu kadar çabuk. Nereye gitti? Ragini, Sanskar, başa sar. Faydası yok Sıvara. Ben bunu defalarca izledim. Ama Ragini'nin bir anda nereye kaybolduğunu anlayamadım. Ama nasıl bir anda kaybolabilir ki? Yani bir araba geçti ve Ragini ortadan kayboldu. Bu kadar kısa sürede nasıl kaybolabilir? Evet komiser bey, hala ondan haber alamadık. Evet. Ragini'nin telefonu yanında mıydı? Peki telefonuna ne oldu? Neden onu arayamıyoruz? Belki de telefonu bozulduğu için telefon kulübesine gitmiş olabilir. Torunum nereye gitti kim bilir? Ne durumda şimdi, nerede? Ragini'ye hiçbir şey olmayacak. O geri dönecek. Lütfen bir şeyler ye, yoksa sağlığın bozulacak. Bir şey istemiyorum Sıvara. Hiçbir şey yiyemem. Telefon kulübesine girdi. Şimdi herkes telefonlarına baksın. Belki aramızdan birini aramıştır. Hayır baba, Ragini telefonu kaldırmadı. Girdiği anda hemen kayboldu. Durun biraz. Ragini öfkeyle evden gitmişti. Yanında parası yoktu. Evet, haklısın.
telefon etmek için yan taraftaki dükkandan borç almaya gitmiş olabilir. Haklısın Sanskar. Ama sadece oturup düşünerek yol kat edemeyiz. Ragini 24 saatten uzun süredir kayıp. Polisle konuşmamız gerekiyor. Varun. Düzgün bak. Bakılmadık yer kalmasın. Bir sürü parmak izi var burada efendim. Parmak izi almamız bir işe yaramaz. Ayrıca burada bir boğuşma da olmamış. Kız kendisini kaçıranı tanıyor olabilir. Bu ne anlama geliyor? Nasıl olabilir? Neden Ragini'yi kaçırmak istesinler ki? Efendim, çabuk gelin. Bir şey bulduk. Gidelim. Evet, işte bu kız. Zavallı, çok üzgündü. Telefonu burada çekmiyordu ve çantası da yanında değildi. Telefon edebilmek için benden bozuk para istedi. Neden buradan telefon etmesine izin vermedin? Bu telefon bozuk. Bozuk mu? Bozuk. Peki acaba Ragini kimi arayacaktı? Onu bilmiyorum. Ama eve gitmek istiyorum, eve gitmek istiyorum deyip duruyordu. Belki biri onu almaya gelmiştir. O zaman Ragini eve geri dönmek istiyordu. Peki neden dönmedi, ne oldu ona? Ragini gelmek isteyip gelemediğine göre başına bir şey gelmiş demektir. Yani Ragini'nin başı dertte. Biri bilerek onu kaçırdı. Biri onu kaçırdı mı? Kim? Yani nasıl? Baba, polis şehrin her yerine Ragini'nin posterlerini astı. Yakında Ragini'yi buluruz. Sana söylemiştim. Diwali gibi uğurlu bir günde bunu yapmamalıydın. Uğursuzluk oldu işte. Lütfen anne, birbirimizi suçlamanın zamanı değil. Sanskar haklı Annapurna. Birbirimizi suçlamak yerine birlikte olup Ragini'yi aramamız gerekiyor. Nereye gitti?
sanki büyü yapılmış gibi bir anda ortadan kaybolup gitti. Bir şey var. Bir şeyler oldu ama... Ama araba yüzünden bunu göremedik. Başta Ragini o dükkana gitti. Bozuk para aldı ve... Dosdoğru telefon kulübesine gitti. Kulübenin içine girdi. Ve 5 dakika içinde oradan kaybolup gitti. Lütfen yardım et bana Tanrım. Anlayamıyorum. Dükkan sahibi onun çok üzgün olduğunu söyledi. Evet. İşte bu olmalı. Sanskar! Ragini önce bu dükkana girdi. Sonra da bu telefon kulübesine girdi. Telefon etmek için. Girdiği zaman kulübenin kapısını arkasından kapattı. Ve kulübenin içine girdi. İçeri girince başı dönmüş ve düşüp bayılmış olmalı. Evet, insanlar bunun önünden gelip geçerken Ragini içeride baygın halde yatıyordu. 2 saat boyunca baygın halde yattı. Yerde yattığı için de biz onu videoda görmeyi başaramadık. 2 saat sonrasının görüntüleri de yok. Asıl konu şu. Ragini nereye gitti? Bunu öğrenmemiz gerek Lakşia. Ragini 2 saat sonra nereye gitti? Kim bilir başına ne geldi? Nasıl geldin buraya? Sen neden... Defol buradan! Defol dedim! Evden çıktıktan sonra nereye gittin? Ben telefon etmeliyim. O telefon bozuk. Telefon etmeliyim. Eve gitmeliyim. Telefonum yok. Telefon kulübesini kullanabilirsin. Abi, ben çantamı evde unutmuşum. Yanımda param yok. Eğer bana yardım edebilirseniz.
Al bakalım. Bir şey sıkmıştı. Evet. Ve ben bunu anlamadım. Telefon etmek için girdiğimde ama sonrasını hatırlamıyorum. Regine bayıldıktan sonra onu kimin nereye götürdüğünü öğrenmemiz gerek. Başına ne geldiğini, nerede olduğunu hemen öğrenmemiz gerekiyor. Neredeyim ben? Kim? Kim getirdi beni? Lütfen bırakın beni, lütfen. Ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum. İki saat sonra ne olduğunun cevabını hala alamadık. Akşam 8 oldu. Ragini 24 saatten uzun süredir kayıp. Zaman geçtikçe Ragini'nin içinde bulunduğu tehlike artacaktır. Belki 2 saat sonra hastaneye götürülmüştür. Hayır anne. Sanskar'la ben yakındaki bütün hastanelere baktık. Herkese sorduk. Ayrıca Ragini'nin fotoğraflarını bütün hastanelere yolladık. Ragini birine gitseydi haberimiz olurdu elbette. Amca, 2 saat sonra elektriği kesilen kameranın sonraki görüntüleri. Belki bundan bir şeyler öğrenebiliriz. Belki bunda bir şey görebiliriz. Sıvara açıkça söylemem gerekirse, Ragini'ye biraz zaman vermeliyiz. Belki yine numaradır. Yani daha önce de ortadan kaybolup kendini bir arabaya kilitlemişti. Ve Sanskar'la Sıvara'ya iftira atmıştı. Önce görüntülere bakıp sonra karar verelim. Tamam. Yol neredeyse boş. O zaman oraya birazcık erken gitmiş olsaydınız, torunumu bulacaktınız. Bir dakika şuna. Bu araba orada değildi. Nasıl geldi? Çünkü bu görüntü 2 saat sonrasının. Ama neden bu araba orada? Ve bir saniye. Orada duran da kim? Kim olduğunu bilmiyorum. Zaten kadın mı erkek mi o da anlaşılmıyor.
Sanskar bir saniye dur. Geri alacağım. Bu kol... Babaanne! Ragini'nin bilezikleri! O zaman o... Ragini o arabada! Ah yüce tanrım! Torunumun başına neler gelmiş böyle? Ama o zaman... Biri Ragini'yi kaçırmış, kaçırmış. Ama kim, neden, ne için? Şu anda nerede peki? Yardım edin bana. Çıkarın beni. Su. Kimsin sen? Neden yapıyorsun bunu bana? Söyle bana. Lütfen. Söyle bana. Ben sana ne kötülük yaptım? Hayır. Öyle gidemezsin. Cevap vermek zorundasın. Neden yapıyorsun bunu? Defol buradan! Defol dedim! Svara, sen yapıyorsun. Bana bunu yapma Svara. Hatalarım için beni böyle cezalandırma. Lütfen beni affet. Lütfen beni buradan çıkar Svara. Çok korkuyorum. Lütfen çıkar beni buradan Svara. Svara lütfen. Svara hayır. Svara dur. Yardım edin! İmdat! İmdat! Yardım edin! Yardım edin bana! İsim Ragini Maheshwari, 22 yaşında, boy 1.67 ve en son Kolkata'nın Kali mahallesindeki telefon kulübesinde görüldü. 24 saatten uzun süredir kayıp durumda. Görenlerin verilen numarayı arayıp bilgi vermesini istiyoruz.
Hayır Bayan Şarmış'ta. Bir şey öğrenemedik. Peki. Eğer haber alırsanız lütfen hemen bizi arayın. Tamam. Amca, polis bu görüntüden işe yarar bir şey çıkaramadı. Çünkü arabanın plakası görünmüyor. Kolkata böyle beyaz arabalarla dolu. Televizyondaki haberi gördüm. Bir şey bulabildiniz mi? Hayır. Gördün mü Sıvara? Düşünmeden konuşmanın sonuçlarını gördün mü? Eğer düşünerek konuşsaydın bunlar olmazdı. Ragini şu anda bu haldeyse bu senin yüzünden. Yenge lütfen. Sıvara'yı suçlamayı bırak artık. Onun Ragini'ye söyledikleri yanlış değildi. Önemli değil Sanskar. Önemli Sıvara. Her seferinde sen suçlanıyorsun. Her seferinde sen sorgulanıyorsun. Bundan bıktım artık ben. Bugüne kadar her şeyi doğru yapmana rağmen sürekli hatalı görüldün. Ne sanıyorsun? Hepsini Ragini mi yaptı? Yok sanmıyorum. Bundan kesinlikle eminim. Hepsini Ragini yaptı. Sanskar yeter artık. Ne diyorsun sen? Neden böyle anlamsız şeyler söylediğini hiç anlamıyorum. Hayır abla. Nesi anlamsız? Benim oğlum doğruyu söylüyor. Ragini bu eve geldiği günden beri herkesi kandırmıyor mu? Bu kalemun olsa onu görünce utanıp renk değiştirmeyi bırakırdı. Sen ne diyorsun Sujata? Şimdi sen değişmeye başladın. Sen daha düne kadar Sıvara iki oğlumuzu da idare ediyor diyordun. Ama bugün gelmiş... O dünde kaldı abla. Bugün başka bir gün. Dünle bugün arasında çok fark var. Yeter. Kesin artık. Neler oluyor bu evde böyle? Şu anda birbirimizi suçlama zamanı mı sizce, ha? Annapurna, Sujata, bugüne kadar karşımda yere bakar ve konuşmazdınız siz. Bu kuralların değişmesini istemiyorum. Ve Sanskar, ne düşünürsen düşün, şu anda Ragini'yi bulmak bizim için daha önemli. Evet amca, üzgünüm. Evet. Şu anda bizim Ragini'yi bulmaya çalışmamız gerek. Onu bulduğumuz zaman bütün sorularımızın cevabını da alırız. İmdat. Kurtarın beni. Mahallede telefon çekmiyordu. Belki burada telefon çeker. Tanrım. Lütfen, lütfen telefonu çekmesini sağla. Bir kere telefon edebilirsem buradan kurtulurum. Bana yardım et Tanrım, lütfen. Lütfen, lütfen. Çekiyor.
ama yine çekmiyor. Hayır, hayır lütfen. Biri yardım etsin bana. Biri bana yardım etsin. Biri bana yardım etsin lütfen. Lütfen biri bana yardım etsin. Lütfen. Svara. Svara çıkar beni buradan lütfen. 24 saatten fazla oldu. Hiçbir şey yemedim. Çok güçsüz hissediyorum. Bana bunu yapma Svara. Çıkar beni buradan. Lütfen. Acı bana. Çıkar beni buradan. Çıkar. Çıkar. Hayır, dur. Sen beni burada bırakamazsın. Çok korkuyorum, lütfen. Lütfen, hayır, dur. Lütfen. Çok korkuyorum, lütfen. Lütfen Tanrım. Ragini her neredeyse. Kurtar onu lütfen. Dur! Dur! Çok canım acıyor. Ben çok korkuyorum. Sen ne istersen onu yapacağım Svara. Bir daha asla sana oyun çevirmeyeceğim. Beni çıkar buradan lütfen. Svara hatalarım için beni böyle cezalandırma. Ragini, her neredeysen geri dön lütfen. Eve geri dönmenin bir yolunu bul ya da bize bir işaret yolla. Bize söyle. Biz de en kısa zamanda yanına gelebilelim. Lütfen yardım et Tanrım. Thank you.
edin! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Dur ben bakarım. Alo? Hayır, Ragini hala dönmedi. Bakın, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ragini için endişelendiğinizi biliyorum ama şu anda onunla ilgili konuşabilecek durumda değilim maalesef. Evet, teşekkür ederim. Sabahtan beri bir sürü telefon geldi. Hepsi aynı şeyi soruyor. Ragini bulundu mu? Ragini bulundu mu? Perişan oldum resmen. Ragini. Baba. Alo, Ragini. Baba. Kızım iyi misin? Neredesin sen? Ben bir çukurdayım. Burada ağaçlar var. Çok toprak. Gemi sesleri var. Tamam. Kurtarın beni. Ragini! Ne oldu baba? Ragini neredeymiş? Ne dedi sana? Bana yer altındaki çukurdayım dedi. Baba, başka ne dedi? Bir yerde. Çukurun içindeymiş. Etrafta çok toprak varmış. Gemi sesleri varmış. Başka bir şey söylemedi. Evet. Acaba kızım ne halde? Ne? Gemi sesi mi? Baba! Belki Ragini limanın orada bir yerlerdedir. Evet. Limanın orada bir orman var. Evet ama bundan emin olamayız ki. Belki orada değildir. Polisi arayıp Ragini'nin telefonunu takip etmelerini söyleyelim. Onlar tam konumunu bulabilirler. Hayır Sanskar, o kadar zamanımız yok. Adamlar Ragini'yi bizden önce bulurlarsa kim bilir ona ne yaparlar. Hemen onu bulmalıyız, yoksa başı derde girer. Kesinlikle. Gidip bakmalıyız. Hadi. Lakşya doğru söylüyor. Hemen gidip bakın. Peki. Ram, sen polisi ara. Lütfen Tanrım, lütfen kızım kurtulsun. Ragini! 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 Baksana. Buralarda bir kız gördün mü? Hayır. Kimseyi görmedim. Ragini! Görmedin mi? Ragini! Burada bir bekçi olmalıydı. Bir liman bekçisi. Ama bugün burada değil. Ragini! Ragini! İyi ki geldiniz. Şurada baygın bir kız var. Ne? Arka tarafta. Gelin.
Ragini! Ragini! Svara! Dikkat et. Çukur var. Ragini! 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 Ragini, lütfen aç gözlerini. Tamam Svara, korkma artık. Ona bir şey olmayacak. Ragini, lütfen uyan.